kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Hazra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Geleneksel Türk Sanatları bölümündeyim. Bu videoyu sınava hazırlananlar için çekiyorum. Sınava hazırlanma dönemimden biraz bahsedeceğim. Sonrasında çizdiğim resimleri size göstereceğim. Size hazırlık sürecimden bahsetmek istiyorum. Ben 12. sınıfta başladım çalışmaları. Arada TYT kasıyordum. Hani sadece TYT çalışıyordum. Çizim yapmıyordum. Kamera beni delirtecek. TYT çalışıyordum. Başka hiçbir şey yapmıyordum. Elime kalem almıyordum. Arkadaşlarımdan çok çok gerideydim. Ve bu durum benim moralimi bozuyordu haliyle. Kursa başlamaya karar verdim. Arkadaşlarım çoktan başlamıştı. Ama ben çok geride kaldım. İşte artık moralim bozuyordu haliyle. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ben kursa başlamaya karar verdim. Yaklaşık 3 ay boyunca ben kursa gittim. Kafamda Mimar Sinan'a gitmeliyim bir şey, imajı oluşmamıştı. Hani karar vermemiştim. Sadece elimden geleni yapıp ne yaparsam o kar diyerekten çalışıyordum. Hani pek bir şey yoktu kafam. Biz sadece desen çalışıyorduk. Hani öğretmenimiz bize diyordu imgesel de çalışın. Hani ihtiyacınız olacak buna ama biz yapmıyorduk. Desen çiziyorduk. Bir de bir mola veriyorduk. Tüm molalar uzatıyorduk. Lak lak yapıyorduk. Yani boş geçiyorduk. Kursta sadece desen çalışıyorduk. Yani öğretmenimiz bize diyordu imgesel de yapmanız lazım. Hani sadece desenle kurtaramazsınız diyordu. Ama benim o zamanlar kafamda Mimar Sinan'a gitmem lazım imajı olmadığı için ben desenden devam ediyordum. YKS'ye geldi çattı. TYT puanı işte falan geldi. Ama yine de ya, Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan biri için iyi bir puandı. Sınava çalışmamız için böyle 1,5 aylık bir boşluğumuz kalmıştı. Bu boşlukta da ben yani İstanbul'a gelmiştim. Liseyi ben Tokat'ta okumuştum. İstanbul'a geldiğimde bir öğretmenle tanıştım. Bu öğretmen bana epey yardımcı oldu. Gerçekten çok yardımcı oldu. Evimize kadar geliyordu sağ olsun ve günde 2 tane imgesel atma alışkanlığı kazandırmıştı bana. Bazen sabah geliyordu kahvaltı yapmadan direkt imgesel atmaya başlıyordum. Sonrasında birazcık atıştırıyorduk falan. Sonra tekrar imgesel. Biliyorsunuz bir imgesel 3 saat falan sürüyor. Bu şekilde devam etti benim 1,5 ayım. Ben bu 1,5 ayda neler çizdim göstermek istiyorum. Evet, gösteriyorum şimdi. Bu benim ilk imgeselim. Yani figürleri oturtmak olsun. Pek iyi bir iş çıkaramamıştım. Burada bir kumaşçı da iki top kumaş arasında karar vermeye çalışan bir müşteri, onu çiçekli kumaşı alması için ikna etmeye çalışan kumaşçı. Oran orantı yok. Hani perspektif yani yok. Perspektifte hala pek iyi değilim zaten. Ya eğer moda tasarım istiyorsanız zaten kumaşa çok önem veriyorlar. Figürlerin üzerinde nasıl durduğuna önem veriyorlarmış. Hani kotun kot olduğunu belli etmeniz lazım. Yani satenin saten olduğunu belli etmeniz lazım. Bunlar zaten bildiğiniz şeyler. Güzel Sanatlar Lisesi okumadıysanız diye diyorum eğer bir bilginiz yoksa. Bakıyorum. Bu da ilk çizimlerimden. Yani çok kötü. Çok kötü. Bu arkadaş yüzdüğünü anlatıyor galiba. Hatırlamıyorum ne yaptıklarını. Arka plana devasa bir boşluk bırakmıştım ve doldurmakta çok zorlanmıştım. O yüzden figürleri ne kadar büyük yaparsanız o kadar avantajlı olursunuz. Ama şöyle, çok büyük yapmak da iyi değil. Çünkü o zaman da figürle çok uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Arkaya çok fazla boşluk bırakmadan, zaten kağıtlı sınavda yaklaşık şu kadar bir boşluk oluyor. Şuraya da ben hep bir çizgi çekerdim. O çizginin işte o kısım arka plan olacaktı. O altındaki yerlere figürleri yerleştirecektim. Şuralarda, şu kısımlarda hep bir bakan kişinin yani jürinin nefes alabileceği boşluklar bırakmaya çalışır. Tabii bunda yoktu benim ilk çizimlerimde. Ya bunlar bayağı hata dolu çizimler. Tabii ki şu en son çizdiklerimde de çok fazla hata var ama yine de İyiler, fena değiller. Kötüden iyiye doğru götüreceğim. Bu öğretmenimin geldiği ilk gün yaptığı çizim bana göstermek için. Şunu ben yaptım.
şekilde gelinlik. Biraz yırtık pırtık, yırtık pırtık olmasının sebebi de ben bunları duvara asmak istedim şu hamur yapışkanlarla. Onlar da sonrasında saklayayım derken hep kağıdı yırttı, mahvettiler. Öyle bir şey yapmayın. Ama sınav zamanında çizdiğiniz resimleri duvarınıza asma imkanınız varsa bu dediğim yapışkanlar duvarım hiçbir şekilde zarar vermiyor. Yani bizimkine zarar vermedi. Kesinlikle yapın. Çünkü ilerlemenizi görürsünüz, hatalarınızı görürsünüz, hem de doğrularınızı görürsünüz. Bana bayağı yardımcı olmuştu. Ben böyle uyuduğum yere asmıştım. Tam kafamı kaldırdığımda direkt karşımda duruyordu hepsi. Her sabah tabii. Gerçekten böyle embesil gibi olacaksınız o ilk zamanlar. Hatta son aylar diyeyim. Ben her şeyi son zamanda bıraktığım için gerçekten embesil gibiydim. Sanki sayısal öğrencisiyim. Tüm gün test çözüyorum. Bu da zor. Ya bu da gerçekten çok zor. Çünkü bir gününüz tutmuyor. Hani TYT'de öyle bir derdim yoktu. Çalıştığım şey gerçekten üstüne test çözüp pekiştirmeye çalıştığımda aklımda kalıyordu ama resim çizmek öyle değil. Bir gün çizdiğin şey güzel oluyor. Ertesi gün aynısını yapamıyorsun. Aynı şeyi veremiyorsun yani. Ne denir ona? Estetiği kazandıramıyorsun. Kütük gibi duruyor mesela ertesi gün yaptığında. O yüzden her gün alıştırma yapmak çok önemli. Benim hatam, her gün yapmadım. Bazen istemiyorum çizmek falan deyip hiçbir şey yapmadığım günler oluyordu ve ertesi günde cidden zorluk çekiyordum. Bu da her gün. Bu da ilklerden. Yüz gibi değil. Estetik bir yüzü yok. Figürleri oturtturma da burada biraz iyi bir iş göstermişim sadece. Yetişmedi bu da mesela. 180 dakikada sadece bunları yapmak bence çok büyük hata. Hiçbir gölgelendirmem yok, hiçbir şeyim yok. Perspektifi birazcık şey yapmışım. Arka plan daha doğrusu. Arka plan ekleyebilmişim. Ama onları da gölgelendirememişim. Hiçbir şey gölgelendirememişim. Çok fazla çizimle de vakit harcamamak gerekiyor. Şimdi İlere geçiyorum. Güzel. Ben bunları beğeniyorum. Yani güzeller bence. Haklıyım bunları. Mesela bunlar da artık son haftalarda böyle son aynı son. Zaten 1,5 ayda imgesel çizmeye başladığım için. Burada adam kızını kuma gömüyor. Plaj terliği var mı? Evet çizmişim. Plaj terliği var. Şapkası, işte kadının bikinisi olsun, saçların arkaya atması, bu tip detaylar bence detay eklemek her zaman bir sıfır öne atıyor insanı. Arkayı çok şey bıraktım. Yani yarım yamalık. Bunlar da hata. Böyle bırakmamak gerekiyor. Çizdiğimiz şeyle uğraşmamız gerekiyor ama yetişmemişti. Bu da kütüphanede. Tabii bu ablanın kütüphanede ne işi var bilmiyorum. Çok süslü püslü gitmiş. Kütüphanedeler. Kitap bakıyorlar. Böyle. Bu şekilde. Buna diyecek pek bir şey yok. Ben bunu beğeniyorum. Valla beğeniyorum. O yüzden bir şey demeyeceğim. Bakalım. Bu benim en sevdiğim çizimim olabilir. Mesela burada yine bir perspektif faciası var. Hani yer resmen düz. Duvar gibi yapmışım. Ama burada sevdiğim şey yansımalar. Yansımaları güzel vermişim. Öğretmenim de yardımcı olmuştu. Bunları bakarak çizmedim bu arada. Bunların hiçbirini bakarak çizmedim. Zaten bakarak çizmek iyi bir fikir değil. Yani kendini geliştiremiyorsun. İlk başta bakarak çizip sonrasında bunu bakmadan denemek tabii ki iyi bir şey. Bunu yapmamız lazım. Ama her şeye, sınavın son gününe kadar her şeyi bakarak yaparsanız ilerleyemezsiniz. Kışını savurmuş. İşte adam para sıkıştırıyor. Çizimimde. Bunu çok seviyorum. Bu da şeylerden. İlklerden. Bu kumaş. Yani ilk başta moda tasarım düşündüğüm için daha fazla kumaşa ağırlık veriyordum. Böyle kıyafetin nasıl durduğuna falan. Adam deri pantolon giymiş. Anatomide çok büyük sıkıntılarım var. Kolları sanki böyle duruyor. Garip duruyor. Kadın
Bilekler aşırı ince. Kol bilekleri de öyle. Bacak bilekleri de öyle. Tabi burası birazcık gölgede bırakmak istedim ama topuktan anlaşılacağı üzere topuklu ayakkabının anatomisi de yanlış. Her şeyin anatomisi yanlış. Ama bence kumaş olarak iyiydi. Kürk giydiriyor. Kürküm pek olmamıştı. Arkası bir lokanta. Bu şekilde. Restoran. Denir lokanta mı bilmiyorum farkını. Bu da bu şekilde. Çok sıcak. Ha, bunu sona sakladım. Ve mahvederim. Hepsi yırtılmış bu arada ben şey yaptığım için. Duvara yapışkanla yapıştırdığım için. Burada da kadına saten bir elbise yapmaya karar vermiştim. Sonra vazgeçmiştim. Puantiyeli. Kasiyer. Kasiyerden bebek alıyorlar tabii. Şey değil ama. Net değil ama. Ya burada öyle bir tane figür çalışayım demiştim. Yürüyüş yapan bir kadın. Genel olarak vurucu. Hani her yeri boyamaktansa ben... Öğretmenim vermişti bu taktiği bana. Sadece vurgulan. Mesela şortu bittiği yer hemen koyu bir vurgu yapıyorum. Yan tarafları, yansımalar yapıyordum. Burayı yaptıktan sonra şuraya bir ışık, nasıl desem, ışık verdiğim zaman yansıma oluyordu. Bu da böyle. Bu da güzel. Oyuncaklarıyla oynuyor. Kitap okuyor bu da, ablası da. Bilmiyorum görünüyor mu? Umarım görünüyordur. Yönüne göre çizgiler var burada da. Koltuğun silindir şeklindeki koltuk yaslanma yeri. Burada da öyle. Çocuğun tişörtü mesela hep yönüne doğru. Bacakları. Oyuncaklar... Şöyle. Arka planı çok uğraşılmadı tabii ki. Çünkü önemli olan anlatılan yer. İstenilen. Burada da veterineri köpeğini muayene ettirmeye giden bir hanımefendi. Figürleri böyle etli bir yaparsanız daha çok yer kaplar ve daha tasarruflu. Daha az zamanınız gider. Köpek hiç çalışmamıştım. Burada da görüyorsunuz zaten çalışmadım çok belli. Çok sıcak yırtık işte. Aha neyse. Burada yine moda tasarım gazıyla böyle bir kıyafet tasarlamıştım, çizmiştim. Bu daha doğrusu benim halamın tasarımıydı, ondan çaldım. Burada gölgelendirmeyi seviyorum, o yüzden göstermek istedim. Böyle yırtık bir şey göstermek istemezdim ama kadının kıyafeti. Arkada silüetler var. Çok uğraşılmamış. Ama ben size diyeyim bu da iyi iş görürdü sanatta. 80 üstü alırdı. Şimdi. Tabii bir sürü var ama ben böyle bir şeyler, size bir şeyler katacağını düşündüklerimi gösterdim. Yani çok da çok kötüler de vardı. Umarım net görünür. Görünmüyor. Yani evet. Çünkü bu dağılmış artık üst üste gele gele. Burada da bir konser veriyor. Botlar. Arkada elektro gitar çalan bir abimiz. Bu da çok hoşuma giden çiziminde ama çok dağılmış. Resmin size en yakın olan kısmını en koyu yapmanız lazım. Bu şekilde mesela şöyle. Bu tarafta koyuluk var. Bu taraftakiler daha koyu mesela. Bize en yakın olan yer burası. Şurası da en yakın mesela. Buraya koyuluk vermişim. Burada ağır bir koyuluk var. Bu tarafa doğru hafifçe gidiyor. Hani bir yönü var bu gölgelemenin. Bu şekilde yaparsanız daha dikkat çekici olur. Bir de yan taraflarda böyle boşluklar bırakmak istemişim. Şurada yapamamışım onu ama siz ne kadar ortalayabilirseniz, daha doğrusu resim ne kadar bakıldığında nefes alırsa, hani etrafında gezinebilirse göz. Çünkü bazen çok karmaşık resimler
Ya, ilk başlarda çok karmaşık resimler yapıyordum. Böyle ney nerede belli değil. Figürler küçücük. Arka planda kaybolmuşlar. Yani bunlar çok yanlış. Hangi bölümleri kazandım? İlk başta demiştim. Geleneksel Türk sanatlarını kazandım. Moda tasarımda da yedek 3'teydim. Bu şekilde. Resim bölümünü kazanamadım. Resim bölümü gerçekten acayip zordu. Çünkü çok kalabalıktı.